Bu dersimizin konusu rota çizmek. Daha önceki derste gördüğünüz gibi A ve B noktasını işaretlemiştik. Şimdi A noktası hareket noktamız, B noktası varış noktamız. A noktasından B noktasına hareket edip hakiki rotayla intikal edeceğim. A noktası ile B noktasını paralel cetvelimle birleştiriyorum. Ve gidiş yönünde A noktasından B noktasına doğru kurşun kalemle çiziyorum. Gidiş yönümü işaretledim. Peki A noktasından B noktasına hangi rotayla intikal edeceğim? Çizdiğim rotamı paralel cetvelime teğet hale getiriyorum. Ve bu kanada sabit basıp diğer kanadı en yakın pusula gülüne taşıyorum. Pusula gülünün merkezine teğet olacak şekilde geldiğimde merkezden gidiş yönüme doğru kurşun kalemle çizdiğimde işaret ettiği rakam 0,90 derece. Yani A noktası merkez, B noktası gidiş yönü istikameti olmak kaydıyla ben C cos, yani İngilizce rota demek, 0,90 hakiki rotasına gittiğim takdirde A noktasından B noktasına intikal ederim. Haritada yaptığım bu çalışma pusula gölünün dış çemberinden de aldığım için harita üzerindeki rotam hakiki rotadır. Buradan hareketle şunu da söyleyebiliriz. Haritadaki bütün bilgileri biz hakiki olarak, yani gerçek olarak kabul ederiz. Peki A noktası ile B noktası arası rotamı çizdim. 0,90'a gideceğim. A noktası ile B noktası arasındaki mesafem ne kadar? A noktası ile B noktası arasındaki mesafeyi bu şekilde ölçüyorum. En yakın enlem ölçeğinde başlangıç olarak koydum. Ve işaretliyorum. Bakın 36 derece 30. dakikayla 31 burası, 32 bu, 33, 34, 35, 36, 37, 38. dakikaya geldim. 38. dakikadan sonra ilk çiziyle 38 arasındaki kısmı işaretledi mesafe. Her bir dakika arası bir deniz mili. Bir dakika bir deniz mili. Bu değişmez bir kuraldır. Bir dakika bir deniz mili. Dolayısıyla benim mesafem ne kadar? 30'dan başladım, 38'e geldim. 38'den sonra birinci çizgiyle 38 arasına geldi. Yani 8 deniz mili burada var. Peki bu ne şimdi? Bakın burada 38 ile 39 arasını örneklersek 5 eşit parçaya ayrılmış. 1, 2, 3, 4, 5. 5 eşit parçaya ayrılmış. 1 deniz mili, 0'dan başladık, 1 deniz mili. 5 eşit parçaya ayrıldı. 1 deniz mili, ilk çizgi 0,2 deniz mili. İkinci çizgi 0,4 deniz mili. Üçüncü çizgi 0,6 deniz mili. Dördüncü çizgi 0,8 deniz mili. Beşinci çizgi 1 deniz mili. Aynı zamanda bu şekilde ifade ettiğimde, yani birinci çizgiyle başlangıcın tam arasında olduğu için benim mesafem 8,1 deniz mili. Yani distance, mesafe olarak 8,1. Bunu nautical miles
İngilizce ya da Türkçe deniz mili olarak yazabiliriz. Bizim haritalarda kullandığımız semboller ve kısaltmalar uluslararası denizcilik lisanı İngilizce olduğu için hep İngilizce kısaltmalar. Bunun için de semboller ve kısaltmalar kitabımız var. Onu daha ileriki derslerde de göstereceğiz. Şimdi buraya dönelim. Bir deniz mili 5 eşit parçaya ayrılan bu birimde bir deniz mili 10 gomina. Yani deniz milinin alt ölçülendirme birimi, alt sahası gomina. Dolayısıyla buraya baktığınızda 0.2 yani ilk çizgi 2 gomina, 4 gomina, 6 gomina, 8 gomina ve 10 gomina. Bir deniz mili 1852 metre. Dolayısıyla bir gomina 185.2 metre. Evet, köşe koordinatından bahsetmiştik. Tam bu köşeden geçen paralel dairesi 36 derece 28.6 dakika. Bakın burada yazıyor. 28.6 dakika, noktadan sonrasını 6 ile çarptığımızda saniyeyi çeviriyorduk. Yani 36 derece 28 dakika 36. saniye paraleli buradan geçiyor. Hemen bir üst paralel 48. saniye. Bir üst paralel de artık 29. dakikaya geliyor. Bu 29. dakikadan sonra 30. 31. diye devam ediyor. Bu köşe koordinatının paralel, yani enlem bilgisi. Boylam bilgisi ise burada 28 derece 40 dakika 00 saniye, yani 28 derece 40 dakika 00 saniye doğu meridyeni buradan geçiyor. Doğuya doğru 41, 42, 43, 44 diye artarak gidiyor. Ta 29 dereceye kadar ulaşıyor. Bu haritanın sol alt köşesi, yani aslında güneybatı köşesinde bulunan koordinat, aynı şekilde kuzey doğu köşesinde de bu koordinat var. Bu koordinata baktığımızda buradan geçen paralel 36 derece 45.6 dakika kuzey, yani 36 derece 45 dakika, noktadan sonrasını 6 ile çarptığımızda 36 saniye, yani 36 derece 45 dakika 36 saniye kuzey paraleli geçiyor. 0.29 derece 0.8 dakika doğu meridyeni geçiyor. Dolayısıyla kuzey doğu köşesinin koordinatı da bu.